bir açıklamanız olacak mı? 1 Ekim'de meclis yasama yılına başlarken Sayın Cumhurbaşkanı geldi, bir konuşma yaptı. Konuşmasının bir cümlesi çok kritikti. Dedi ki bir sonraki hedef Türkiye'dir dedi. İsrail'in hedefindeyiz dedi. O gün hemen çıkışta zaten ilk olarak bunu söylemiştim. Meclisin kürsüsü herhangi bir kürsü değildir. Bu sözü söyleyen de herhangi biri değildir. Yürütmenin başındaki kişi, bütün bakanlıkların bağlı olduğu kişi, dış politikayı, istihbaratı, Milli Savunma Bakanlığı'nı atayan kişi, Türkiye'ye İsrail saldırıyor deyip, saldıracak deyip dönüp gidemez. Bunun için de derhal meclisin bilgilendirilmesi ve aslında bizzat kendisi tarafından bilgilendirilmesini talep ettik. Bugün kendisi gelmedi. Sayın Dışişleri Bakanı'nı ve Milli Savunma Bakanı'nı yolladı. Biz tabii bu oturumu bütün liderler takip ettik. Bu oturumdan önce de biz kendi değerlendirmelerimizi yaptığımızda İsrail'in Türkiye'ye saldırmasının akılla, mantıkla, gücüyle, Türkiye'nin gücüyle, uluslararası kuruluşların görevleriyle, NATO'nun görevleriyle bağdaşmayan, olamayacak bir iş olduğunu biliyorduk. Ama dedik ki Cumhurbaşkanı bunu diyorsa gelsin anlatsın. Geçmişte böyle davetler ya geri çevrilirdi ya da açık oturumda geldiklerinde hiçbir şey demeden giderlerdi. Sonra biz itiraz ederdik. Defalarca bu meclis kayıtlarında var. Onlar da derdi ki ne yapalım? Canlı yayında devlet sırrı mı verelim? Bu kaçacak kapıyı bırakmamak adına dedik ki gelin bu 3. Dünya Savaşı ile ilgili de bir şeyleri birkaç aydır döndürüyorlar. Türkiye'ye İsrail saldıracak sözü neyse kapalı oturumda gelin ve anlatın dedik. Orada da şunu söyledim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iç düzeye bağlıyız, anayasaya bağlıyız. Kapalı oturumda söylenecek sözler 10 yıl boyunca gizli tutarak da kalır. Biz söylenen sözleri anlatmayız. Ama söylenmeyen sözler olursa ifşa ederiz. Şimdi buradan açıkça söylüyorum. Grup başkan vekillerimle birlikte, meclis idare amirimizle birlikte. Bütün grup pür dikkat. Bütün meclis pür dikkat dinledik. Ne söylendi ne söylenmedi. Akşam haber kanallarında dış politika konuşanların, askeri strateji konuşanların verdiği bilgilerden bir fazlası söylenmedi. Yani bugüne kadar hep gelip de bilgilendirme yaparken söylemeyip, efendim oturum açık, gizli bilgiyi nasıl verelim, bu konular açık açık konuşulamaz dediler. 10 yıl gizli kalacak tutanak altında konuşun dedik, bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler. Sorun tam olarak buradadır. Ve şu anda milletimiz emin olsun ki Türkiye'nin, yani aslında açık açık da söylediler bunları. Yani ne anlattıklarını söylemeyeyim ama anlattıklarının bütünü şu: Türkiye Erdoğan'ın söylediği sözden endişe etmesin, altını dolduracak bir kelime yok. Bilmediğiniz bir şey yok. Bugünden yarına Türkiye'ye saldıracaklarına dair hiçbir şey yok. Söylenmeyeni söylüyorum. Söylenenleri zaten bilmediğimiz bir şey de söylemediler. Ve buradan milletimize ifade etmek isterim ki, ben bugün emin oldum. Şüphemiz vardı, derin şüphelerimiz vardı. Erdoğan o sözü, Türkiye'nin en çok konuşulan konusu yoksulluk olduğu için, işsizlik olduğu için, insanların geçim sıkıntısı olduğu için ve 31 Mart'ta milletin sesini duymadan, emekliyi duymadan, emekçiyi duymadan, çiftçiyi duymadan yaptığı politikalar hem sandıkta cezalandırıldığı için, CHP 47 yıl sonra birinci parti olduğu için, bunu hazmedemediği için ve CHP o günden bugüne gücünü koruduğu, Erdoğan'ın da bir türlü partisini toparlayamadığı için Türkiye yoksulluğu, işsizliği, enflasyonu, hayat pahalılığını konuşmasın diye ortaya İsrail Türkiye'yi saldıracak lafını attı ve televizyonlara bunu konuşturuyor. Gazetelere bunu konuşturuyor. Türkiye'de gündem değiştiriyor ama bunu milli güvenliği ve hepimizin
yüreğinin birlikte attığı konuları istismar ederek yapıyor. Milletimize şikayet ediyorum net olarak. Aksini düşünen varsa çıksın anlatsın. Çıksın desin ki AK Parti'nin grup başkan vekilleri, grup başkanı, biz bakanlarımızı dinledik ve Erdoğan'ın söylediği yakın tehdide ikna olduk desinler. İkna olduk desinler. Yok öyle bir şey. Türkiye gerçek gündemine dönmelidir. Türkiye'deki bütün gerçek gazetecileri, gerçek televizyoncuları Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gündem manipülasyonundan arınmaya, yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği, hayat pahalılığını çiftçinin, işçinin, emeklinin, memurun çektiği sıkıntıları konuşmaya, gençlerin umutsuzluğunu konuşmaya davet ediyorum. Biz İsrail'e karşı Filistin'in aslan gibi yanındayız. Bugün bilmediğimiz bir şey olsaydı dedim, susacak, ne destek varsa verecektik. Bu parlamentoda Bülent Ecevit bilgilendirme yaptı Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili. Süleyman Demirel çıktı dedi ki, biz bu vakitten sonra iktidarıyla muhalefetiyle tek yürüyüz. Eğer ki böyle bir tehdit olsun, aynı cümleyi söylemekten bir dakika ne ben ne grup başkan vekillerim geri durmazlar. Grubumuzun tamamı eğer böyle bir tehdit olsa Türkiye'nin tek yürek olmasını savunur. Ama lafı ortaya at, arkasını doldurma, bütün Türkiye konuşsun, İsrail Türkiye'ye mi saldıracak? İnsan özellikle Suriye sınırına yakın, güney sınırlarımıza yakın, geceliğin acaba füze gelir mi diye korkanlardan, insan 5 yaşında, 3 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında çocukların babalarına baba savaşa mı giriyoruz korkularından, kaygılarından birazcık çekinir, birazcık utanır. Siyaset bu değil. Bundan önce böyle manipülasyonlar yapılıyordu. Hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Karagöz Acıvat gibi kavga olsun, kayıkçı kavgası olsun, ülkenin başka gündemlerinde kavga olsun, gerçek sorunlar konuşulmasın. 5 Kasım'dan beri bunu yapmaya çalışıyorum. 31 Mart'tan beri bunu yapmaya çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğiz. Ülkenin gerçek gündemi neyse oraya döneceğiz. Cumhurbaşkanı eliyle yapılmış manipülasyon, ana muhalefet partisi eliyle samimiyet tartısına çıkarılmıştır. Ve vurulan mihenk taşında maalesef iktidarın bu konuda kötü niyeti ortaya çıkmıştır. İktidar partisi tarafından yapılan manipülasyonu milletimize şikayet ediyoruz. Sizin sorunlarınızı konuşmaya devam edeceğiz. Bütün gazetecileri, televizyoncuları da ülkenin gerçek gündemine dönmeye davet ediyorum. Aksini yapanlar olursa, yok İsrail tehdidi var diyen olursa, yoksul halkımıza karşı haksızlık yapar. O haksızlığa ortak. Bu iktidarın değişme ve bu toplumun ezilenlerinin hakkını alacakları bir iktidarın kurulma zamanı gelmiştir. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Zafer Dervişoğlu'nun bir eleştirisi vardı. Bu konu hakkında. Aslında biraz önceki açıklamamın içinde vardı. Musaffat Bey'le birlikte grup başkan vekilliği yaptık. Birbirimize deneyimlerimizi paylaştık. Bu geçmiş dönemde olsaydı ve bana deseydi ki başkan niye burada, muradınız nedir? Meclis tecrübemle kendisine yapacağım katkı şu olurdu. Sayın başkanım, oturumu açık yaparsan hiçbir şey demeden gidiyorlar. Sonra da diyorlar ki gizli bilgiyi nasıl söyleyelim canlı yayında diyorlar. O yüzden varsa bir bildikleri söylesinler diye kapalı yaptık. Gör bak, hiçbir şey söylemeyecekler. Söylerlerse de öğrenmiş oluruz, katkı veririz. Tam o noktadayız. Musaffat Bey'in değerlendirmesi tabii eleştiri olabilir, haklı, ama herhalde şimdi bir öz eleştiri. Özgür Bey, İsrail'in bir sonraki hedefi Anadolu'dur diye bugün MHP lideri Bahçeli de tekrar etti. Bu neye dayanıyormuş? Yani nereden çıkıyormuş? Harita mı açtılar? Ne şimdi, gösterdiler? Bakın, harita açtılar, şunu gösterdiler diyemem. O istisnaya aykırı. Bir şey göstermediler. Yani Devlet Bey'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söyledikleri işin altını bırakın bir miktar. Bakın ne tamamen, ne bir miktar. Bir tane bir tuğla koymadılar. Bu yalanı inşa edecek bir tuğla koymadılar. Bu yalanı haklı gösterecek bir tuğla koymadılar. Sayın Bahçeli'de, Sayın Erdoğan'da ülkede
konuşulan konulardan rahatsızlar. Tarım mitinglerinden rahatsızlar, çiftçinin hakkını aramasından rahatsızlar, Türk işin artık yıllar yıllar sonra hak arayacak olmasından rahatsızlar, asgari ücretin verildiği günden 6000 lira daha değer kaybetmesinden rahatsızlar, emekli mitinglerimizden rahatsızlar, CHP'nin birinci parti olmasından rahatsızlar, gündem değiştirmek için manipülasyon yapıyorlar. Siz Bahçeli'nin derin partide kotalaşmasını ve İç Cephe'yi de böyle mi yorumluyorsunuz, İç Cephe çağrısını? Vallahi bakın, bu arkadaşların yaptığı yöntemi, eğer hani benzetmek istemem ama teşbihte hata olmaz. Hitler yapacak olsaydı şöyle yapardı. Rus ordusu Berlin'e dayandığında toplama kamplarına giderdi ve oradaki esirlere, arkadaşlar Ruslar Berlin'e giriyor, şimdi birlik olma zamanı. Aynı gemideyiz hepimizde. Bu kadar tuhaf bir şey yapıyorlar. Normal zamanda düşman hukuku uyguladıklarına tehlike büyük arkama geç diyorlar ama o tehlikenin ne olduğunu söyleyemiyorlar. Kapalı oturumda dahi söyleyemiyorlar. Diyorlarsa kapalı oturumda da söylemedik. Biz geleceğiz, tek tek liderlerin kulağına söyleyeceğiz. Onu yapsınlar, yapamazlar. Zaten olmadığını biliyoruz. Bizim arkadaşlarımızın içinde tüm uluslararası kuruluşlarda görev yapanlar var. Arkadaşlarımızın ve partimize katkı sağlayanlar için. Mesela Namık'tan İsrail Büyükelçiliği yaptı. Birçok arkadaşımız, bugün kürsüyü kullanacak olan birçok arkadaşımız bu konularda, herkes şunu söylüyor. İsrail'in Türkiye'ye çaldırması çılgınlık değil. Olasılık bile değil. Olabilecek bir şey değil. Buradan korku üretiyorlar. Zaten ben onu ilk duyduğum anda, madem öyleyse gelin kapalı oturuma dememin sebebi de budur. Türkiye'yi bu gündemde tutmaya çalışanlar Türkiye'nin gerçek gündemini sislemek, puslamak ve gerçek gündeminden Türkiye'yi koparmak istiyorlar.